Arkadaşlar sizden gelen sıkça soruları yine bugün ele aldım. Hep şu soruluyor. Daha doğrusu daha çok soruluyor. Oto grubu hoparlörlerin tamiri bakımı var mıdır? Evet arkadaşlar. Oto grubu hoparlörlerin tamiri ve bakımını biz yapıyoruz. Hem de en küçüğünden şu şekilde tutun da bunu şu kadarcık bir şey bakın bu avuç içi kadar. Bundan tutun da dom twitter dediğimiz bizim dom twitterlerden tutun da bu yuvarlak şu küçücük hoparlörlerden tutun, kapı hoparlörlerinden tutun. Bakın. Yine Pioneer hoparlörleri sanıyorum. Bu oval hoparlörlerin tamamının tamir ve bakımlarının hastaneye girmiş sıfırlanmış şekilde bu şekilde yapıp size teslim ediyoruz. Hani diyorsunuz ya körük tamiri var mı? Sanıyorum o körük dediğiniz şunlar. Biz bunlara üst spider, üst körükler ya da üst kenar lastikleri deriz. Adına ne derseniz deyin. Bunların yapımı mümkün. Bu gövdelerdeki plastik ya da karton aksamın şu kısmının yapımı mümkün. Tek tek anlatmayayım ama şunu söyleyeyim size. Size şunu söyleyeyim. Bu hoparlör bize sadece demir olarak geldiği zaman, şu şekil mıknatıs ve demir olarak gelse, şu aksamların hiç birisi olmadığı takdirde, bu hoparlörü biz fabrikadan çıkmış gibi tertemiz yapıp size gönderiyoruz. Şimdi, anlaşılmayan bir şey var mı? Bakın, oval de var mı? Demeyin, oval de yapıyoruz. Efendim, yuvarlak hoparlör, oval hoparlör. İşte plastik aksam var mı diyorsunuz? Bakın arkadaşlar. Şu şekilden tutun, bu şekilden. Efendim böyle kare olan modellerden tutun. Yani aklınıza gelebilecek bütün hoparlörün, hatta şu 46 santim bir hoparlör. Görün diye ben evratını böyle çekiyorum. Bu şekilde hoparlörlere kadar, şimdi merakınız gitsin diye anlatacağım. Bobin tamiri gerekiyorsa sadece bobini değiştiriyoruz. Kenar lastikleri ya da kağıt aksam gerekiyorsa kenar lastikleri. Şu gövde gerekiyorsa gövde. Toz kapağı gerekiyorsa toz kapağı. Alt spider dediğimiz. Bu kısımlar gerekiyorsa evet o kısımları. Hepsini yeniliyoruz. Ve A'dan Z'ye sadece bize demir aksamının ve mıknatısının olması yetiyor. Ama bazı ustalar diyor ki bunun mıknatıs kaymış diyor ya. Blanşlar yerinden oynuyor. Şunlar yerinden oynuyor. Bobini sıkıştırıyor. Bu süspansiyonu ortadan kaldırıyor. Biz onu da yerine getiriyoruz. Yani bize hoparlörü paramparça getirdiğiniz ya da gönderdiğiniz takdirde dahi hiçbir şey olmadığı durumda dahi hoparlörleriniz sıfır haline getiriliyor. Şimdi merakınız gitsin. Kaça mal oluyor? Ya hoparlörünüzün takılan bobin, çift bobin mi? Tek bobin mi? Sargı alüminyum bobin mi? Bakır bobin mi? Kapitona mı sarılması gerekiyor? Metal aksama mı sarılması gerekiyor? Kenar körükler nedir? Bütün bunlar değerlendiriyor. Her hoparlörün bir fiyatı var arkadaşlar. Yani 30, 40, 50 liraya da hoparlör tamiri var. 500 liraya da hoparlör tamiri var. 1500, 2000 liraya da hoparlör tamiri var. 1500, 2000 liraya nasıl tamir? Adamın hoparlörü 7-8 bin lira, tamir takımını orijinal değiştiriyorsun, 1500 liraya çıkıyor. Adamın hoparlörü 200-250 lira, komple değiştiriyorsun, 150 liraya çıkıyor. Bilemiyoruz yani marka ve modele göre şey değişiyor arkadaşlar. Bir de orijinal parçalar biraz daha pahalıya mal oluyor. Şimdi tek tek bunlara fiyat vermek pek doğru değil. Her hoparlörün ben görün diye çeşitleri koyuverdim. Buraya birkaç çeşit. Bu sorunuzu, bu merakınızı da giderdikten sonra şunu söyleyeyim. Ya nasıl göndereceğiz? Ya arkadaşlar bizim anlaşmalı kargolarımız var. Yurdun her tarafından gelebiliyor. Örnek veriyorum. Siz şu hoparlörü gönderiyorsunuz. 50 lira 60 lira çıkıyor. Bizim anlaşmalı kargomuza varıyorsunuz. 10 liraya 15 liraya geliyor. Bu kadar. Ve geldiği gün
geldiği gün bize mesela adam göndermiş İstanbul'dan, Adana'dan, Bursa'dan bir günde gelmiş, iki günde gelmiş. Geldiği günün aynı günü tamiri yapılıyor, bobinler sarılıyor, değişimi yapılıyor, aynı gün kargoya veriliyor. Bir gün sonra da sizin elinize ulaşıyor. Esas merak ettiğiniz konulardan birisi de şu. Diyorlar ki abi orijinal gibi oluyor mu? Arkadaşlar orijinal gibi olmuyor, orijinal oluyor. Gibi, yani gibi dediğimizde orijinale benziyor mu? Hayır, orijinale benziyor demiyoruz biz ona. Biz hoparlörü alıyoruz elimize. Orijinal hali neyse o şekle getiriyoruz. Şu oluyor, şu oluyor. Her şeyimiz açık olsun. Şu hoparlörün lastik kısmı, şu plastik kısım kırılmış. Biz bunu aynen bu şekilde, şu tamir olacaksa biz burayı ancak malzemeyle kapatıyoruz. O zaman buraya yama yapıyoruz, ek yapıyoruz. Ama vatandaş derse ki bu gövdeyi ben komple değiştireceğim diyorsa orijinal gibi değil, orijinal oluyor. Yani bizim müşteriyle konuşmamıza bağlı nasıl olacağı. Tamir istiyorsan sen hoparlörün gövdesindeki kırık ve çatlak için tamir istiyorsan tamir yapıyoruz. Yok ben tamir edilmesini istemiyorum. Tamir takımı dediğimiz bütün aksam yenilensin demiyorsa yeniliyoruz. Ha biz adama raporunu yazıyoruz, şu 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 gerekli diyoruz ürününe. Ne istiyorsa onu yapıyoruz. Bir de şu var ya işte ben diyor mesela atıyorum Urfa'dan arayacağım, Mardin'den arayacağım, Ankara'dan arayacağım. Hoparlörü göndereceğim, siz bakıp mı fiyat vereceksiniz diyorsan uzak yerler için biz detaylı bir resim istiyoruz. Birkaç açıdan detaylı. Hoparlörün bütün açılarından resmini gönderiyorsunuz bize. Biz resim üzerinden inceliyoruz. Size maliyeti şu, falanca kargoyla da anlaşmamız var. Gönderirseniz yapıyoruz ve size tekrar hoparlörünüzü gönderiyoruz. Tamir konusunda gözümden kaçan bir şey var mı diye ya da sizin merakınızı gidermek adına bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu geldi aklıma birden. Benim şu toz kapağım bozuk diyor arkadaşım. Evet, bu toz kapağını yenileyeceksiniz ya, biz buna toz kapağı deriz. Evet, bu toz kapağını yenilediğimde diyor şu marka ve modeller üzerinde yine var mı? Hayır. Bu marka ve modeller eğer orijinal fabrikadan tamir takımı istememişseniz, biz de o şekilde istememişseniz bu toz kapağı bu şekilde olmuyor. Nasıl oluyor? Bir tane toz kapağı getirsin arkadaşım, size onu da göstereyim. Biz bunu aynen sıfır gibi orijinal haline getirip yapıyoruz. Sadece şu öndeki markalar olmuyor arkadaşlar. Tabii bozulmuşsa eğer o toz kapağı. Mesela bunda bu apurlu yanık tamir edildi. Bu toz kapağını kaldırdık. Tamirini yaptık ve geri kapattık. Bunu değişme gereği duymadık. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Hani bazı hoparlörlerde bura kırılıyor ya. Ya da üzerine bir şey gelmiş. Kırmışsınız. İşte o zaman birebir o kapağı koymuyoruz biz. Bizim koyduğumuz kapaklarda, bakın bunlar çeşitlerimiz. Örnek veriyorum. Şu kapak kırılmış olsaydı biz bunu bu şekilde yapacaktık. Anladınız mı? Bu kapak kırılmış olsaydı biz bunu bununla kapatacaktık. Bunun her hoparlöre göre çeşitleri var. Biz ölçüleri neyse ona göre kapatacaktık. Dolayısıyla şu yazı olmayacaktı. Eğer şu kırılmış olsaydı. Ama bu sağlammış. Sağlam olduğu için aynen onu geri montalamışız. Şimdi bu konuda sorularınız olacaktır eminim. Çünkü ben anlatıyorum. Gözümden kaçan, düşünemediğim bazı sorular benim karşıma tekrar çıkabiliyor. Sorabilirsiniz. Bütün sorularınızı görmeyebiliyorum. Oradan yazıyorsunuz ya. Bütününü görmüyorum. Gördüğüme cevap vermeye çalışıyorum. Ama bazen de şöyle yapın arkadaşlar. Sorduğunuz bazı sorular. Mesela diyor ki bunu 4 ohm, 8 ohm, 2 ohm, 6 ohm nasıl bağlı? Ya bu konuyla ilgili tek başına video çektim. Onu izleyin. Ama her videomda ohm dengelemesi, her videomda seri paralel bağlantısı anlatmam, siz de takdir edersiniz ki mümkün değil. Seri paralel nasıl diyor araştırıyorsanız başlığını yazın seri paralel diye, geçin videolardan izleyin. Tabii bu arada niye yapıyoruz bunu? Ayrı ayrı videolarda çekiyoruz. Daha çok kesime ulaşalım. Biz de iş yapalım. Bu iş için söylüyorum.
Diğer bilgiler için hiç kimseden bir beklentimiz olmuyor arkadaşlar. Sırf size yardımcı olmak adına bilgiler paylaşıyorum. Videomuza abone olarak bize destek olursanız, beğenilerinizle bizi desteklerseniz seviniriz. Sorularınızı, sorunlarınızı dinlemeye hazırım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.